Dəyərli izləyicilərimiz, biz canlı yayımda digər növbəti maraqlı mövzumuza keçid alırıq. Suallarınız varsa, həkim @xətiş Instagram səhifəmizə yaza bilərsiniz suallarınızı. Həmçinin 404-31-10 efir nömrəmiz aktivdir sizin üçün. Mövzumuz kişi sonsuzluğu, həmçinin süni mayalama haqqındadır. Və bu haqda bütün məlumatları vermək üçün mən qonağımızı təqdim edeyim sizə. Baku Medical Plaza'nın, Babək filialının sonsuzluq mərkəzinin Türkiyədən dəvət etdiyi doktor Abdullah Arman Özdəmir. Uzman doktor Abdullah Arman Özdəmir, uroloq, androloq, cərrah. Onun haqqında məlumatı mən biraz sizin nəzərinizə çatdırım. Marmara Universitetinin tibb fakültəsi və Weill Cornell America New York Presbyterian Xəstəxanası sonsuzluq mərkəzində androloji cərrahiyyə ixtisasına yiyələnmişdi. Müxtəlif reproduktoloji xəstəliklərin və patologiyaların konservativ və cərrahi müalicəsini aparır. Mütəxəssis erektil disfunksiyaların, kişi sonsuzluğunun, iltihablı və infeksiyalı patologiyaların terapiyasının peşəkarlıqla həyata keçirir. Uğursuz süni mayalanmalarda kişi sonsuzluğu ilə əlaqədar olan səbəbləri müalicə edir. Bir daha təkrar edeyim, Baku Medical Plaza'nın Babək filialının sonsuzluq mərkəzinin Türkiyədən dəvət etdiyi uroloq, androloq, cərrah, uzman doktor Abdullah Arman Özdəmir. Arman doktor, hoş gördük sizi. Hoş bulduk doktor hanım, merhabalar. Çox təşəkkür edirəm. Siz direkt birbaşa əməliyyatdan gəlmişsiniz bura. Evet. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Nazik davetiniz için teşekkür ediyoruz. Biraz geciktik. Hasta da videosunu çekti, gönderdi. Az evvel izlettim. Hazar TV izleyicilerine diyor ki hem şad bir haber verdik. Beni de tebrik etsinler diyor. İnşallah programın ilerleyen zamanlarında kendisi bağlanır veya bağlanırız İnşallah. Telefondan. Mutlu haberini sizlerle paylaşır. Biz kimiz? Sonsuzluk merkezimizde. Ailelerin büyük kabusu olan uşak sahibi olamama problemiyle mücadele eden bir komandoyuz. Ekibiz aslında. Bizim ekibimiz Azerbaycan'da profesörler, jinekologlar, hücre uzmanlarından oluşan büyük bir ekip. Baku Medical Plaza Sonsuzluk Merkezi 8 yıldır Azerbaycan'da ailelerin kabusu olan sonsuzluk ile mücadelesinde şad haberleri ailelere vermektedir. Ne güzel. Mən tamaşaçılara da məlumat verdim. Amerika'da Presbyterian Xəstəxanası sonsuzluq mərkəzi. Bu dünyada siz bayaq da qeyd elədiniz, efirdən əvvəl də söhbət elədik ki, ən əsas neçə mərkəzdən biridir? Presbyterian Hastanesi New York Manhattan'da sonsuzlukla ilgili ilk gelişmeleri yapan ve dünyaya yayan, bizlerin de gidip eğitimler aldığı bir merkez. Bu merkezdeki öğrendiklerimizi önce Türkiye'de, ardından Azerbaycan'da 8 yıldır uygulamaktayız. Çeşitli defalar halkımıza ulaştık, işte efendim kendimizi anlatmaya çalıştık ama bu sene şad haberler çokça artınca sizin de vesilesiyle bu tedavilerdeki son gelişmeleri bir kere daha paylaşalım dedik. Yani illerle, defelerle süni mayalama, uğursuz süni mayalamalar müraciət edənlər var sizə ki, sonradan sizin sayənizdə qeyd elədiyiniz kimi uğurlu nəticələri, xəbərləri, şad xəbərləri verirsiniz, bayaqki əməliyyatda olduğu kimi. Digər bir məsələ, məsələn, artıq qeyd elədiyimiz kimi, başqa yerə getməyə ehtiyac yoxdur, Türkiyəyə ehtiyac yoxdur, siz özünüz gəlirsiniz, buna görə ayrıca sizə təşəkkür edirik. Nə qədər olursunuz Bakıda? Şimdi Bakıda ilk 8 il öncə bu hastalıklarla ayda 1-2 mücadelemiz, ameliyatlarımız olurken artık her gün 2-3 aileye ameliyatlar olsun, tedaviler olsun, şad haberler vermekteyiz. Bu 8 yılda yaklaşık 2000 aileye özellikle kişi sonsuzluğuyla olmaz, alınmaz, sizin uşağınız olmaz ve özünüzden olmaz denen ailemize tedavilerimizle faydalarımız oldu. Uşaklarına kavuştular. Şad haberlerini aileleriyle, bizlerle paylaştılar. Vermek gereken mesaj, Azerbaycan büyük bir memleket, büyük bir coğrafya. Çevremizdeki pek çok ülkeden de modern, inkişaflı hastaneleri, hekimleri olan bir memleket. Ama tıptaki gelişmeler bazen her yere ulaşamıyor. Televizyonlar bu açıdan sizlere, ailelere ulaşmak için güzel bir yer. Burada iletmek istediğimiz şey, Azerbaycan'da bu tedavilerin hamısı yapılmaktadır. Her ameliyat, her tedavi yöntemi Azerbaycan'da mevcuttur. Bunun için Türkiye'ye gitmeye gerek yok. Burada Türk hekimlerinden,
Azerbaycan'da profesörlerden, uzman jinekologlardan oluşan büyük bir komando olarak hizmet vermekteyiz. Bakü Medikal Plaza Sonsuzluk Şubesi bu konuda laboratuvarlarında yurt dışında sertifikalı, yani Azerbaycan'da olduğu gibi Türkiye'de, Amerika'da, Kanada'da, bu memleketlerde de bu tedavileri yapabilecek laboratuvar ekiplerinden, diplomalı uzman ekiplerden oluşmaktadır. Yani hem bu cür peşekar mütəxəssislərin komandası, həmçinin də ölkəmizdə çok rahatlıkla, evet. Üstəlik də əlbəttə ki maddi baxımından da daha ucuz başa gəlir. Nəinki digər ölkələrə getmək, müraciət eləmək elə belə çox sərf, hər baxımdan sərf eləyir. Həmçinin uğurlu süni mayalanma. O qədər müraciət eləyirlər ki, nədən 10-11 dəfə uğursuz süni mayalanma nəticəsi olanlar var. Yenə də müraciət eləyə bilərlər. Mən bir də tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırım ki, mövzumuz kişi sonsuzluğu, süni mayalanma haqqında da ətraflı məlumat vermək üçün qonağımız Baku Medical Plaza'nın Babək filialının sonsuzluq mərkəzinin Türkiyədən dəvət etdiyi urolog, androlog, cərrah, uzman doktor Abdullah Arman Özdəmirdir. Suallarınız varsa, həkim alt xəttiş Instagram səhifəmiz sizin üçün aktivdir. Biz əsas mövzumuza keçək, doktor, süni mayalanmaya göstərişlər elə kişi tərəfindən, kişi sonsuzluğu təəssüflər olsun ki, bizim ölkəmizdə də çox geniş yayılmışdır. Siz özünüz artıq bilirsiniz, efirdən əvvəl də sizinlə söhbət elədik. Nədir ümumiyyətlə kişi sonsuzluğunun əsas səbəbləri? Şimdi kişi sonsuzluğuna sebep olacak şey sonuçta spermin zayıflığı. Spermi uşaklıkta anasından doğan bebeğin torbasının yerinde ve sağlam olmasıyla ilk olarak ölçmeye başlamak lazım. Yani analara bir görev düşüyor. İlk muayeneler yapıldı diyelim. Bebek sağlam dendi. Erkek bebek, oğlan bebek. Gene bir yaşına kadar torbada mı, testis torbada mı, sağlam mı, yerinde mi gibi altını değiştirdikçe bir kontrol etmek gerekiyor. Mesela utangaç deriz. Yukarı kaçar, torbadan kaçar, büyüyemez, gelişemez. Bir yaşına kadar bunun anlaşılması lazım. Eğer bir yaşından geçti anlaşılmadıysa, uşağa anadan gelen hormonlar bir yaşına kadar idare ediyor. Sonra anadan gelen hormonlar kesildiği için destekte uşağın torbası balaca kalıyor. Gelişmiyor. Biz kök hücre diyoruz. Kök hücreleri bir yaşından sonra tarlaya atılmış ilk filiz gibi küçük küçük tohumlar verecek kendisini. Sonra uykuya yatacak. Kar altındaki bir tarla tohum gibi. 13-14 yaşında İlk tohumlar kendilerini, ilk başaklar kendilerini verecek ki artık yıllar aldıkça, yaşı büyüdükçe kurtaranda diyelim, kişi de böyle söylenir. Analizde tohumlar yürüsün dışarı gelsin. Sonra evlendikte bu tohumlarla yoldaşı uşağa kalsın. Bu tohumların sağlıksız olması ta ilk baştan yeni doğandan itibaren önemli. İlerleyen yıllarda kilolu çocuk iyi değil. Kilo spor yapmayan çocuk torba gene balaca kalıyor. Bir başka şey, balaca uşak çok yaygın svinka, kulak dibi geçiriyor. Parotit. Bu aslında basit bir hastalıktır. Hemen yan yana yatırılır, o da geçirsin, bu da geçirsin diye. Evde yatak şəraitində olurlar, evet, həkimə müraciət eləmirlər. Evet, ama şöyle bir zararı var. Ne kadar basit bir hastalık gibi gözükse de bu virüs vücutta tek bir yere direkt gidiyor. O da oğlan çocuğunun torbasına. Bu virüs gittiği yerde kök hücreleri sırayla yakıyor. Dolayısıyla yaş alanda oğlan çocuğu büyüyende kök hücreleri yandığı için sperma üretemiyor. Her şey normal. Cinsi sağlamlık normal oluyor. Yaşını alıyor. Evlendiriyoruz. Toylar, her şey mükemmel. Ama lakin uşak alınmayınca ilk analizde bu sıfır faiz dediğimiz, azospermiye dediğimiz ya da az bir spermler dediğimiz durumla karşılaşıyoruz. Sonsuzlukla muayenesi de bunun ancak suni mayalandırmaya gidiyor. Dolayısıyla svinkadan, kulak dibinden uzak tutmak, hatta aşılamak çok önemli. Aşı bu hastalığı önlüyor. Digər bir mesele, bize de hemşe valideynlerimiz, analarımız sualı verirler ki, bu uşaq bezleri
yenə də oğlan uşaqları test testləri biraz hərarət temperaturu yüksək biraz saxlayırmı? O da ziyan eləyə bilərmi test testlərə? Düz diyorsunuz. Şimdi bu ekranda göstərmək istiyorum. Aha, bəli, əlbəttə. Testisin içi, torbanın içi ince kanallardan. Bakın burada kamerayla içeri girmişsiniz. İnce saç teli gibi kanallardan 7 kilometre kanal. Daha içine girersek kameralarımızla bir tanesinin içine sanki bir tortun pasta dilimi gibi bakalım. Hı hı. Kök hücreler, hı hı, anadan atadan ilk doğuşta gelen hücreler. Bu hücreler sağlam olacak ki sonra yaşıyla birlikte büyük hücrelere, erişkin hücrelere gitsin ve en son sperm üretsin. Sağlıklı bir erkek insan vücudundaki en küçük hücre olan spermden saniyede 1000 tane üretir. Her saniyede. Dolayısıyla üretir, yola çıkar. Üretir, yola çıkar. Bu yollar Bakü'den Gence'ye, Bakü'den Lankaran'a, Sumgayıt'a yollar gibi. Değişik değişik bu yollar hamısı birleşirler ve en son kurtarma zamanı dışarı gelen meninin içine katılırlar. Bu yollarda olacak her hastalık, her kötü şey spermanın keyfiyetini bozar. Milyon spermin bir sebebi var. Kadın yumurtası etrafını saran bu spermlerden en sağlamına müsaade eder. Hı hı. İlk gelene değil, etrafını sarandan en sağlamına. Çünkü sağlam uşak doğurmak ister, yumurta ona kalmak ister. İlk embriyon sağlam olsun ister. Spermler sıkıntılıysa, bir rahatsızlık varsa 40-50 milyon da olsa kabul etmez. Hı hı. Bazen sperm azdır ama sağlamlığı iyidir. 5 milyonla bile tamam der yumurta. Aynen. Onun için daha oğlan çocuğu küçükken olan hastalıkta aynı. Büyüyende, erişkinlikte olan hastalıklarda aynı. Torbada olan en yaygın hastalıklardan bir tanesi mesela varikosel. Hı hı. Bacak damarlarında genişleme olur. Kişi de akşama ağrı yapar, ayakları diker ki rahatlasın. Ayaktaki ağrı evet hissedilir, böyle geçirilir, hayat geçirilebilir. Ama genç bir delikanlının torbasına inen çıkan damarlar, saç teli gibi damarlarda eğer kalem gibi genişlediyse ve burayı damar sardıysa torbanın istisini yukarı çıkartır. Normalde kişinin torbası vücudun dışındaki 35 derece olması lazım. Hı hı. Vücudun içi 37 derece. Hı hı. Bu bölgedeki damarlar etrafını sardı ve sıkılmış bir parmağın kırmızı olması gibi kan yürüdü testise. İçeriği kan sardı. Buradan çıkan hücreler de genetik sağlam olmayacaktır. Uşağa kalmaya engel olur. Tedavisi basittir. 100 yıldır yapılmaktadır. Hı hı. Hipokrat'ın bulduğu ilk tedavilerdendir. Testise gelen giden kötü damarlar bağlanır. Köhnede eskiden hamısı bağlanırmış. Şimdi artık gelişmiş teknolojilerle, kamerayla sadece zarar veren damarları bağlıyoruz. Yarım saatte tedavi ediyoruz ki sperm kalkıp normal yoldan uşağa kalınsın. Ve efekt de çok tez olur. Tabii ki sağlam bir ameliyatın efekti çoktur. 100 doğru kişiye ameliyat yaptık diyelim. Bu 100 kişiden 60'ı sağlam sperme kavuşup suni mayalandırmaya ihtiyaç kalmadan normal yoldan uşağa kalır. Azerbaycan biraz tezlik memleketi. Yani toylar yapıldı. Her şey yapıldı. 3 ay 6 ay geçti. Uşağa kalınmadı. Analar. Bir ay geçti. Bebiler bir ay geçti. Ben niye olmuyor? Niye olmuyor? Biz diyoruz ki hani bir yıl beklenmelidir. Normal yoldan gebe kalmakta da, gebeliğin inkişafının yılı tamamlanmasında da işte efendim beklenmeyen kayıplar olabilmekte bir yıl müsaade edin gençlere, hı hı, diyoruz. Strese salırlar, hiç stresten artık hamile, evet, kalabilmeler. Evet, evet. Özellikle bu tezlik durumunu efendim yatıştırmaya çalışıyoruz. Bu tedavilerimizle, dermanlarla olsun, ameliyatlarla olsun eğer hücrelerin sağlamlığı küçük bir hasarlar sebebiyleyse hemen tedavi edip o beklemeyi kabul ediyoruz. Ama bize gelen analizlerin çoğunda da kadında da kişide de sonsuzluğa sebep olan durumların şiddeti yüksek. Bu
Bazı durumlarda Azerbaycan'a özgü koşullardan kaynaklanıyor. Demin Balaca çocuklarda geçirilen Svinka durumu için söyledim bunu. Bazen yanlış, eksik teşhislerden kaynaklanıyor. Ve bazen de büyük ama yanlış laflardan kaynaklanıyor. Şöyle ki uşağa kalamazsınız. Olmaz lafı çok ağır bir laf aile için. Taşlar olsun çok değilir. Evet, mesela demeli... ayrılıklar olmuş aileler bazen. Hani ayrılmış bu laflar edildi diye. Sonradan yeniden evlenilmiş, yeni aileler kurulmuş. Gelince bize söyleniyor. Mesela bazı kaynanalar çok iyi. Hani yeni gelinle sarılmış bu illa uşak kalsın diye tedaviye kendisi getiriyor. Diyor ki köhnedeki buna sabır edemedi bu işlere gitti diyor. Üzülüyoruz öyle dendi diye o gelin dinledi gitti diye üzülüyoruz. Keşke diyoruz erkenden tanısaydık efendim bu tedavileri usulünle dünya standartlarında uygulasaydık. Efendim şad haberlerini verseydik diyoruz. İnşallah şimdi bizi eşidenler var. Yani sizin vasitenizle biz de mariflendirir, tamaşaçılarımıza müracaat edebilirler. Yani komanda şeklinde faaliyet gösterirsiniz. Evet. Biz bugün sadece kişi sonsuzluğu ve o taraftan o yönden sünumaylamaya gösteriş hakkında danışırız. Ama kadın sonsuzluğu da elbette ki sizin merkeze müracaat edebilirler. Bizim hal-hazırda bir görüntümüz istedim yayınlansın. Sonra yine bizim özümüze devam edelim. Değerli izleyicilerimiz buyurun görüntümüzü izleyin. Kişi sonsuzluğuna öz hücrenizi taparak son koyun. Hayalınızdaki aile bütövlüğü bizim işimiz. Size azospermia varikosil diagnozu koyuldu, öz evladınız olmayacak dediler. Artık 0% ile öz evladınıza sahip olabilirsiniz. Evladınıza öz hücrenizi taparak kavuşun. Androlog cerrah Dr. Abdullah Arman Özdemir ile siz de öz evladınıza kavuşun. Devam edir değerli izleyicilerimiz. Bir daha hatırladım ki, mövzumuz kişi sonsuzluğu, süni mayalama haqqındadır. Qonağımız Baku Medical Plaza'nın Babək filialının sonsuzluq mərkəzinin Türkiyədən dəvət etdiyi uroloq, androloq, cərrah, uzman doktor Abdullah Arman Özdəmirdir. Suallarınız varsa Həkim Altı Xətiş Instagram səhifəmiz aktivdir. Doktor, kişi sonsuzluğu səbəbləri haqqında çox gözəl tamaşaçılarımıza mesajlar verdiniz, məlumatlar verdiniz. Evet, bir də bu süni mayalanma haqqında istəyərdim məlumat verərdiniz. Ümumiyyətlə, həqiqətən, gerçəkdən yəni sünnidirmi? Bu haqqda bizə çox suallar verirlər. Başa düşdüm. Şimdi hastalarımıza da, ailələrimizə də izah ediyoruz. Öncə bu hastalık deyil. Bu bir ailə sorunu və çözüləcək. Çözülməməsi mümkün deyil. Suni mayalandırma adı, suni adı Azərbaycanda kullanılan bir terim. Dünyada İngilizcesi in vitro fertilization, Rusça eko. Türkiye'de ilk yapıldığı hal olan bebeği laboratuvar ortamında tüpte ilk gördüğünüz için embriyonu tüp bebek. Ekstrakorporeal mayalanma. Ekstrakorporeal mayalanma. Vücut dışında iki hücrenin birleştirilmesi. Ben ailelerimizin anlayacağı hani şekilde şöyle anlatmaya çalışayım. Normalde in vitro fertilization dediğimiz yöntemi kadın yumurtasına ilaç vererek yapıyoruz. Her ay bir yumurta üretiyorsunuz. Düzdür. Dermanı bolca verince burada gördüğümüz gibi bir kadın çok sayıda yumurta üretir. İşte normalde bir yumurta olacakken çok ilaç 10 günde 10 yumurta üretmek gibi düşünün. Bir asma dalındaki üzüm bunlar. Vajinal ultrason. Yani bir şpitzle bu yumurtaları 10 dakikada vücut dışına alıyoruz. Damardan bir iğne uyuyorsunuz. Vücut dışına alın. Hiçbir kesik yok. Başka bir müdahalesi yok. Şimdi bizim elimizde asma dalından toplanmış, içinde çekirdeği olmayan, tohumu olmayan üzümler olduğunu düşünün. Laboratuvar ortamında her bir yumurtanın içine bir sperm yoldaşının, eşinin, kişinin tek tek spermlerini bırakıyoruz. Bu işlem iki hücre bir araya getirildiğinde sağlıklı hücrelerle yapıldığında 3 gün gözlenir. Her gün laboratuvarda matkadın ortamı gibi düşünün. Isısı, sıcaklığı, matka ortamı gibi uşaklık, olan özel rahim, ortamda, uşaklık. Evet uşaklığın ortamında gözlenir ve ilk embriyon elde edilir. Bu embriyonların sağlığı, demin ne dedik? 10 yumurta toplandı, spermler kondu. Sağlamlığına göre 70% ilk embriyonların gözükmesi lazım.
Ardından bu embriyonların tekrar basit bir, bu sefer anestezisiz, embriyonların hekiminiz tarafından uşaklığa bırakılması ile artık gebeliğin kan analiziyle beklentisine geçilir. Neçe yani embriyonun? Neçe? Embriyon sayısı. Sağlıklı embriyon 2, bilemediniz 3'ü geçmemelidir. Genç bir kadında gebeliğin devamını da düşünerek tek embriyon sağlıklı olmak üzere yeterlidir. Demin ne dedik? 10 embriyon vardı. Hı hı. 7'si canlandı. Hı. Köçürüldü. Geri kalanlar saklanır. Saklanır. Hı. Embriyon sağlıklı bir şekilde saklanmalıdır. Özellikle biz kliniklerimizde Japon Kitazato teknolojisini kullanıyoruz. Anında dondurup anında çözmek diye çok muhteşem bir teknolojidir. Hı hı. Bu teknolojiyle hiçbir hücreye zarar gelmeden saklanıp eksi 283 derecede tekrar çözdürülerek kullanılabilmektedir. Ardından embriyonlarınız ay ay nakil edilerek gebeliğe ulaşılır. Yeter ki demin anlattığımız iki hücre sağlam, sağlıklı olsun. Bazen, hı hı, az evvel ilk burada söylediğimiz gibi alınmayan sonsuzluklar neden oluyor peki dedik. İki hücrenin birinde sorun varsa, evet, normalde Allah'ın müsaade etmediği işe biz karıştığımız için suni mayalandırma deniyor ama suni değil, iki hücrenin sorununu aşmaya çalıştığımız metotlar devreye girer. Preimplantasyon genetik gibi. Onu mu eliyorsunuz? Evet. Elbette ki. Preimplantasyon genetik tanı, üçüncü güne gelmiş embriyonun ilk halinde, bakın çok sayıda hücre var ama daha artacak. Üçüncü, dördüncü, beşinci gün diye artacak. Bu seviyede bir hücreyi biyopsiya ile almak, aha, ve aldığımız hücrenin genetik sağlamlığına bakmaktır. Genetik sağlamlık esnasında en önemli hastalıkları tararız. Laboratuvarlarımızda, genetik laboratuvarımız da var Azerbaycan'da. Kendi kliniklerimize hizmet vermektedir. Bu uzmanlarımız hücre sağlamlığını hem buradan hem de Türkiye'den, aynı zamanda karşılıklı bir okumalar yapılıyor bunda bir teknolojide. Efendim sağlamlık söylenmekte. Ha, onun dışında bazı arzular varsa, hani oğlan bebek, kız bebek olayında olduğu gibi, hastalıklar açısından sağlamlık dışında cinsiyet tayini de yapılmaktadır bu metotta. Hı hı. Ardından aynı yöntem, köçürülme ve gebeliğin beklentisi. Hı hı. En kötü hücreyle yaptınız diyelim. Sıkıntı var. Taneyle çok zor spermler ya da kadın yumurtası artık koca almayla zor bir yumurta olmuş. 40% en kötü ihtimalle gene aynı sonucu vermektedir. Girişte dedik ki bu suni mayalandırma mı? Değil. Aslında siz de hani seyircilerimize bunu dinledikten sonra yumurtadan dışarıya hücre alma, çölde spermi katıp tekrar matkaya, uşaklığa bırakma. Aha, yani bu suni mayalama diye ekstrakarpal mayalamanın, evet, uğurlu alınmağı için xəstəyə bağlı, həkimə bağlı faktorlar, məsələn, uşaqlığın içərisində cızıqlar, skreçlər atmaq. Yəni nələrə sizin öz metodlarınız hansılardır, üstünlükləriniz ki, çox uğurlu nəticələr verir? Şimdi dünyada matkaya bırakılan embriyonun orada tutunması için, hı hı, en önemli başlarken yapılması gereken şeyler. Borunun sağlamlığı kontrol edilir. Hı hı. Film denir. Matkanın içinin filmi röntgen çekimiyle yapılır. Ardından kamerayla bakma. Hı hı. Filmde bir bozukluk varsa. Ardından eğer burada gördüğümüz gibi matkanın içinde bir düzensizlik varsa onların ameliyattan giderilmesi. Miyoma varsa alınması. Yumurtalıkta gene kist hastalıkları varsa önceden tedavisi. Hı hı. Bakın burada çeşitli matka yapıları gözükmektedir. Bir embriyonun burada tutunması zor olacaktır. En güzel embriyon da olsa, senelerle tutunmayan bir embriyonu biz çölde de hazırlasak, eğer matkada bu sorunlar varsa tutunamayacaktır. Onun için komandomuz yaklaşık, hı hı, 30'a yakın jinekoloğumuz var hastanemizde. Hı hı. Her biri konusunda uzman ve pek çoğu Türkiye'den eğitimlidir. Hı hı. Bu sorunları giderir ve sonsuzluk merkezine ailelerimizi getirirler. Hı hı. Bu noktadan sonra en sağlam hücreler, en sağlam embriyonlar hazırlanır ve matkada analarıyla kavuşacağı, hı hı, günü gözlerler. Hı hı.
Bizim suallarımızdan da istəyirəm bir səsləndirim sona yaxın. Deməli, məndə heç bir boru yoxdur. Mayalanma yox, aşılanma ilə hamilə qala bilərəmmi? Sizin sonsuzluq mərkəzinə müraciət edə bilərmi? Bir matka uşaqlık və sağlam bir uşaqlık və yumurta suni mayalanırma tedavisi için gerekli, sağlıklı olması. Boru, sağlıksız bir boru aksine istenmez. Boruda bir sorun varsa çoğu zaman borunun alınması da gerekebilir. Hı-hı. Eğer sağlıksızsa. Bu ailemizin sorusu için cevap vereyim. Yumurtalıkları Hı-hı. sağlıklı ise borunun olmaması önemli değil. İnseminasyon tabii ki yapılamaz. Evet. Borular yok ama suni mayalandırma yapılabilir. Aydındır. Doktor Arman doktor, o kadar maraqlı danıştınız, vaxt necə keçdi bilmədim. Çox faydalı bir proqram oldu sizdən. Çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Sizə indi burada işlərinizdə uğurlar arzu edirəm. Yenə görüşəcəyik inşallah. Çox təşəkkür edirəm. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ailelerimiz uşaksız kalmasın. Malum bayram yakın. Bayrama kadar her ailemize şad haberler verebilmek kısmet olsun diyoruz. İnşallah. Teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, bir daha hatırladım ki, qonağımız Baku Medical Plaza'nın Babek filialının Sonsuzluk Mərkəzinin Türkiye'den davet ettiği urolog, androlog, cerrah, uzman doktor Abdullah Arman Özdemir idi. Növbəti maraqlı özümüzə keçməmişdən əvvəl sponsorlarımıza mən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Dünyagöz Bakı Xəstəxanasına təşəkkür edirəm. Türkiyənin məşhur Dünyagöz Xəstəxanalar Şəbəkəsi Türkiyəli uzman və professor heyəti ilə fəaliyyət göstərir. Hazırda göz müayinəsi 25 manatdan başlayan qiymətlərlə və əməliyyatlara möhtəşəm endirimlərlə davam edir. Bundan əlavə, dünyaca məşhur cərrah oftalmoloqlarda dəvət olunur ki, azərbaycanlı xəstələr xarici ölkələrə getmə məcburiyyətinə qalmadan elə ölkəmizdə bu oftalmoloqların müayinə, müalicə və əməliyyatlarında olsunlar. Növbəti gələn həkimlərdən göz estetiyi, orbita cərrahəsi sahəsində tanınmış dosent doktor Altuğ Çetinqaya, katarakta, lazer, konyuktiva, korneya xəstəlikləri sahəsində uzman Haluk Talu, çəp gözlüyü Rub, katarakta xəstəlikləri sahəsində təcrübəli professor doktor Halil İbrahim Altınsoy, vitro-retinal cərrahiyyə, retina-üveyit, katarakta sahəsində uzman Erkan Ünsal olacaq. Xatırladım ki, bu həkimlər hər biri bir neçə günü Bakıda olur. Buna görə də indi zəng eləyin, uyğun zamana randevu alın. Ətraflı məlumat üçün 012 404 44 69 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Və digər sponsorumuz Romatın Fizioterapiya Rehabilitasiya Mərkəzinə təşəkkürümü bildirirəm. Türkiyədə ilk fizioterapiya və rehabilitasiya xəstəxanalarından olan Romatın Xəstəxanalar Qrupu Bursa, İstanbul, Kocaeli və Samsunda da xidmət etməkdədir. Fizioterapiya, revmatologiya, nevrologiya, nit fizioterapevtləri, ergoterapevtlər, idmançı fizioterapevt uzmanları ilə iflic, uşaq iflici, bel və boyun disk yırtıqları, artrozlar, nit qüsurları, revmatoloji xəstəliklər, nevroloji xəstəliklər, nəfəs yolları fizioterapiyası, ürək ağciyər rehabilitasiyası, çiyin, bud və disk protezi sonrası rehabilitasiya, yüksək texnoloji cihazlar, yerimə və əl robotları ilə həm yataq rejimində, həm də... Həkim işini canlı olaraq izləyə bilməmisinizsə, sizə maraqlı olan hansısa məlumatları qaçırmışsınızsa, heç narahat olmayın. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun, həkim işini rahat-rahat izləyin.